Asil Moray'ın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz ilişkisi uzun sürmek isteyenlere çok önemli tavsiyeler vereceğim. Bunları yaptığında Gerçekten ilişkin olması gerekenden belki bir yıllık ilişki 5 yıla gidecek güzel bir aşk yaşayacaksınız. Çünkü yapılanlar var yapılmayanlar var. Nelerdir bunlar biliyorsunuz ben çok fazla böyle boş lafı seven bir insan değilim. Çat 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 direkt konuya giriş yapmaya zaten bayılıyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden birinci maddemden başlıyorum. Şimdi... Erkekler, evet erkeklerin dişil enerjisi yükseliyor. Prenses erkekler çok fazla. Her yerde ben bunlara naylon erkekler diyorum. Ama bu erkeklere de o eksi yönleri veren bir yerde siz oluyorsunuz. Ne yapacaksınız? Erkeğe bir defa eğer seviyorsan, onu bir tık olsun iyiliğini istiyorsan ne yapman gerekiyor? Erkeğe erkek gibi hissettirmen gerekiyor. Onu ezmeyeceksin. Onu böyle kadın gibi daha fazla hissettirmeyeceksin. Ona karşı sevgini doğru orantıda gösterip annesi zaten olmuyorsun. Annesi olunca da bu sefer iyice bir mıy mıy rollerine giriyor. Bu sefer sen gitgide uzaklaşıyorsun, soğumaya başlıyorsun belki. Veya daha fazla değiştireceğim, değiştireceğim o maddem de var. Böyle bir dünya yok. Sen erkeği erkek gibi hissettireceksin. Bir olay olduğunda mesela yaparsın aşkım eder. Ver gazı, ver gazı. Gazı alsın gitsin. Daha sonrasında bunun sana dönüşleri çok artı olacak. İkincisi psikolojik rahatsızlıklar olan hiçbir erkekle birlikte olma. Bu yüzden psikolojiye dair bir şeyler oku, kişisel gelişimle önem var. Neler neler var. Adamın psikolojisi bozuk. Bu sefer sen kendine öyle bir görev ediniyorsun ki ben bunu düzelteceğim. En büyük hata. Bunu yaptığın sürece evet ilişkin düzeltme evresinde çok uzun süren yıllar alabilir. Ama senden öyle şeyler götürür ki kendini kaybedersin. Dersin ki bu ne ya? Ben yıllar sonra ne kadar uğraştım, ne kadar çabaladım, niçinmiş? Adamı zaten düzeltemezsin ki sen bir psikolog veya psikiyatr zaten değilsin. Ne diye kendine bu görevi üstleniyorsun? Bunu yapmak çok 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 zararlı. Evet belki uzatırsın o süreci ama çok zarar görürsün. Yani şunu demek istiyorum. Evet adamın psikolojik rahatsızlığı var. Özellikle bu süreçte kendisi hakkında şu tarz yorumlar yapan insanlar var. Ben böyleyim, beni değiştiremezsin. Benim karakterim bu. İşine gelirse veya sen bana çok fazla takılma. Bana çok fazla bir şey hissetme. Ben seni üzerim. Bak sinyalleri veriyor, veriyor. Bu ilişki zaten uzun sürmeyecek bir ilişki ki. Sen bu saçma sapan bir ilişki için, saçma sapan bir adam için kendini yip bitiriyorsun. Bu ilişki uzun sürsene sürmese ne? O yüzden bu sinyalleri alıp ilişkiyi bırakıyorsun. Çünkü dedim ya sen doktor değilsin. Marangoz hiç değilsin ki bu tarz adamları yontmaya gelmedin. Üçüncüsü seçimlerle ilgili. Homogami diye bir şey var. Bu birbirine benzeyen iki insanın birbirini seçmesi. Senin kültürel seviyen çok yüksektir. Gider evet cahiller çok fazla açık konuşan bir insan. Cahil biriyle birlikte olursun. Mutlu olamazsın. Ya senin onun seviyesine inmen lazım ki bu senin seviyeni çok fazla alçaltır. O zaten senin seviyesine çıkmak istiyorsa evet güzel bir ilişki olur ama zaman alır. Ne demiş büyükler bile davul bile dengi dengine. Denk olacak ki zıt karakterler de çok fazla anlaşamaz ha. Ortak zevkler olacak, ortak buluştuğunuz noktalar olacak ki ilişki uzun sürsün. Yoksa bu tarz ilişkide ne olacak? Adamın sürekli sıkıntıları dinleyeceksin dertlerini. Bununla da ilgili bir maddem var. Oraya da geliyorum. Dedim ya gözleminiz çok iyi olacak. Sinyalleri çok iyi alman lazım. Mesela adam diyor ki aşka inanmıyorum. Erkekler tek eşli değildir. Bir de bilimsel şeyleri sunar böyle. Ne demek bu? Ben seni aldatacağım. Buna hazırlıklı ol. Sen benim hayatımda ıvır zıvırsın. Fasafisosun. Ve sen bunu kabul edip neden? Bak manipülasyona bak. Sen diyorsun o sana böyle geliyor. Sen diyorsun ki, ben onu değiştireceğim. Hmm, bak sen gör ben seni kendime nasıl aşık ediyorum. Bak görsen dışarıya bir daha hiçbir şekilde bakamayacaksın. Seni öyle kendime bağlayacağım. Yazık ya. Kadın zaten taktik yapmaz. Kadın taktik yaptıkça erilleşir. Kadınlar taktik yapıyor, erkekler bu sefer dişilleşiyor zaten. Dengeler şaştı. Çok önemli bir madden var. İlişkiniz başladı, etti, uzun gitmemesinin en önemli sebepleri ne biliyor musun? Evliliklerde de bu hata yapılıyor. İlişki gidiyor, baştaki kişiler kalmıyor, herkes kendini salıyor. Sen mesela 50 kilo ile başlıyorsun ilişkiye, 70-75 kilo oldun. Evet aşkta her türlü kabulleniş var ama insan bir yerde der ki niye saldı bu bu kadar? Veya en başta çok makyaj yapıyordun yanında sırf onun için yapıyordun. Ailemin içine girince ne mak makyaj kalıyor ne bakım kalıyor. Erkek için de geçerli. Erkek de zaten bakımı iyice salıyor. Erkin en başta ilgisi buradaydı. Aa, zaten cepte evlendik uzun süreli monotonlaşıyor ilgi azalıyor. İki tarafta çok dikkat edecek. Sen çünkü bak kendine dikkat et söyleyecek lafın olsun. Sen söyle bak ben senin için makyaj yapıyorum. Senin için giyiniyorum. Hiçbir yere çıkmayın evdesiniz ha. Kendi par işte erkek hissettirmek buradan geliyor. Ona özel hissettireceksin kendini. Ki adam da bunları görüp yarın öbür gün bir tartışma olduğunda bir şey olduğunda söz hakkın olsun. Ya sevgilim bak ben senin için evde güzel güzel giyiniyorum. Sırf senin için makyajımı yapıyorum. Bunlar güzel şeyler partnerler için. Ama sen de bana en baştaki ilgin sanki azalmış gibi hissediyorum. Doğru mu yanlış mı? İletişime açık olacaksınız. Bunlar olduğunda ilişki çok doğru ve İleri düzeyde devam edecek. Cinsellik çok önemli. Cinsellik benim kanalı biliyorsunuz. Cinsellikle ilgili çok taktik videolarım çok fazla. Çünkü cinsellikle taktik olur. Yatakta taktik olur. Dibine kadar olur. İki tarafta keyif alacak çünkü. E nasıl olacak? Çok önemli diyorum. Ten uyumu çok önemli. Birbirinizi arzulamanız çok önemli. Bunu her zaman zirvede tutmanız çok önemli. Ama bir monotonluk elbette olacak. Aylık düşüşler olur, hayatın içindeyiz, inişler çıkışlar. Bu cinselliğe de yansır. Ama o arzu, şehvetin hiçbir şekilde kaybolmaması gerekiyor. Uzun süreli ilişkinin en temel sebeplerinden, en uzun sürmesinin sebeplerinden bir cinsellik. İki taraf birbirini yer, birbirini bitirir. A, toksik bir ilişkidir, bir taraf narsisttir, o diğer taraf biliyordur. Sürekli kavga, gürültü, kavga. Hop, bunlar bir cinsellik. Bir barışma seksi, ne kaldı? Cık, mükemmellik. Neden? İlişkinin yüzde sekseni cinsellik çünkü. Keyif alacaksınız. Karşılıklı. Çok seviyorsunuz ama ten uyum yok. Cinsel terapiste gideceksiniz. Yapacaksınız. İlişkinizi, ilişkinizin uzun sürmesini istiyorsanız bunlara mecbursunuz. Tatlı dil. Erkeğe her zaman tatlı dille gidilir. Her zaman erkek takdir edilir. Değer bilen ama bak. Adama yaparsın yaparsın adam falan modlarına giriyorsa. Kim için bu, bu kadar çaban ki? Kim için bu videoyu izliyorsun? Partnerin çok önemli burada zaten diğer videolarla bağlama etme. Onları komple güzel bir paket halinde benim kanalda hepsi ücretsiz şekilde var. Tartışma anları çok önemli. Bir ilişkide sürekli tartışma tartışma. İki tarafta çok hınca hınç böyle bir birbirlerini anlamaktan ziyade birbirlerini kedi köpek gibi yemeye başladıysa erkek çok sinirliyse kadın alttan almayı bilecek. Gerçekten bilecek. Erkeğin siniri normal bir şey değil çünkü çok sıcakladım ya. Yani yanıyor ev. Neyse Erkeğin siniri normal bir şey değil. Erkek der ki uyarır. Bak çok sinirliyim, gerginim git. Sen daha çok üstüne git 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 git. Erkek var ya kırar döker. Kendimden biliyorum. Bak ilişki koçu yaş ama aslan burcu o köp köpürüyorum yani. Hani anlaşılmadığım noktada bırak sakinliğim bir 5 dakika bana bir müsaade et. Ki ben iletişim açık bir insanım ama bana o sinirli anımda dokunma. Ha, iki taraf birbirini çok iyi tamamlıyorsa bakarım. Kadının da benim çok sinirlendiğinde, ettiğinde geriden izlerim. Zaten bana o sinirlendir. genelde kedi kedi videolarındaki o miam 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 miyav kediler oluyor. Ya, benim gözüme öyle geliyor. Yani ben sakin olup o sinirlendiğinde ben alttan alırım. Alttan almakta kötü bir şey yok. Ama ben sinirlendiğimde benim kadınım da alttan alıyorsa. Çok önemli madden var. Ailesine asla laf söyleme. Bak. Bir erkeğin ailesine laf söyledi. Özellikle anne. Anneci erkekler yok mu? Var. Laf söyleme. Tatlı dille. Tatlı dille bir yerde bir sıkıntın varsa ya sevgilim böyle böyle bir yolu ispatla git. Bak gerekirse ses kaydı al bir şey al ona ispatla git. Çünkü erkeğin gözünde annesi kutsal ve özellikle bu 35-36 yaşına kadar böyle bir şey olduğunda da tatlı dilinle bir sıkıntın varsa bunu dile getir. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaş ortamlarında bilmiyorum görüşüyor musunuz ediyor musunuz ama görüştüğünüzde ettiğinizde hep olumlu özelliklerini arkadaş ortamında anlat benim sevgilim böyle çok abartmadan bir laf olduğunda muhabbet açıldığında ya evet benim Mahmut da geçen şunu şunu yaptı çok anlayışlıdır. Bu şekilde mesela şu videoları biliyorsunuz erkeği birisi arıyor video olarak çekiyorlar işte kanka halı saha maçına gideceğiz oradan işte bara gideceğiz takılacağız diyor ki işte hanımdan izin yanında hanımı. Ya ne hanımdan izin alacağım ben erkeğim falan. Erkeklik egosunu okşama hanımı yanında çıkartıp para veriyor mesela hanımına sus diye. Neden? Bu komedi şekli. Ama erkekler bu şekilde arkadaşlarının yanında pohpohlanmaya hele bayılır. Uzun ilişkinin sırrı. Kendini ve karşındaki olduğu gibi kabul et. İlişkide dört dörtlük olmaya çalışma. Kaybetme korkusu. Yaşarsan zaten kaybedersin. Bunlar uzun ilişkilerin sırrı birbirinin kendini olduğu gibi kabul etmek de çok önemli. Ama insan değişmez mi? Ben böyleyim diye işin içinden çıkamaz. Olumsuz. Mesela düşünsene. Seninle benim bir ilişkim var. Ben diyorum sen şö şöylesin, sen şu böylesin. Ağzıma gelin sayıyorum, sayıyorum. Sen kalbini kırıyorum her defasında. Sen bana diyorsun ki ya ben üzülüyorum. Asil ben gerçekten çok kırılıyorum. Kırılırsan kırıl ben böyleyim. Böyle bir saçma argüman yok. Bunlara taviz vermekte. Gitmek isteğini bırakıyorsun. Ya ilişki yürümüyor mu? Ara mı verelim? Şöyle mi? Böyle mi? Bu ilişkiyi uzatsan ne olur? Uzatmasan ne olur? İlişki zaten bitmiş. Seni çabanla sen yürütmeye çalışıyorsun. Gitmek isteğin, senden gitmek isteğin nasıl davranması diye videom var. Sonlarda veya kartlara koyarım. İzle. Senden gitmek isteğini de boş ver ya. Onun peşine böyle sarılma. Dedim ya kadın peşinden koşmaz. Kadın asilliliğiyle duruşuyla her şeyi belli eder. Ve son olarak ilişkide yaptığın en büyük uzun sürmesinin uzun sürmemesinin sebeplerinden biri de şu. Kendine güvenin yok. Kendine inancın yok. Kendini olduğu gibi kabul etmiyorsun ki kendine değer vermiyorsun ki bir de karşı taraftan beni sevsin, değer versin diye bunu bekliyorsun. Sen kendini sevmiyorsun güzelim. Sevmeyenler için söylüyorum. Önce bir kendini seveceksin. Sen kendine değer vereceksin ki etrafında ilişkiler, arkadaşların, ailen hepsi için geçerli. Onlar da senin gözünün içine bakmaya başlayacak. Onlar da sana değer vermeye başlayacak. Çünkü sen kendine değer vermiş oluyorsun. Umarım bunları gerçekten hayatına uygularsın. Uzun, güzel, mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşamak önemli. Yoksa uzun ilişkiyi her yerde yaşarsın acı çeke çeke zarar göre göre önemli olan zarar görmeden iki tarafın mutlu bir şekilde uzun süreli bir a, monoton olmadan güzel bir ilişki yaşaması ve ilişkinizi çok fazla taçlandırın, renklendirin, cinsellikte fantazileri açık olun. Bunları yapacaksınız ki ilişki zaten uzun sürecek. Gezin, tozun. Bunlar çok önemli. Ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Abone olmayı, yorum atmayı unutma. Kendine çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum güzelim. Hoşçakal.